Ve Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Alanya Sporu 4-0 mağlup etti. İkinci yarıda bulduğu gollerle sarı kırmızılar ve yeniden liderliği devraldılar. 32 maç ve 87 puanla tekrar lider Galatasaray. Diğer tarafta Alanya Spor 32 maç ve 42 puanla 10. sırada devam ediyor. Süper Lig'de hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Alay Espor'da Fatih Hoca'dan, Fatih Tekke'den net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Richard ve Fer'le beraber hemen önlerinde Efecan. Solda Yusuf, sağda Oğuz ve en önde Ahmet Aslan görev yaptılar. Diğer tarafta Galatasaray'da Okan Hoca'dan net bir 4-2-3-1 yine aynı şekilde dörtlü savunmanın önünde Kerem Demirbay ve Torayler'le beraber Mertens. Solda Kerem Aktürkoğlu, sağda Barış Alper Yılmaz ve en önde Icardi iyi kombini tamamladılar. Şimdi abi Galatasaray için, Galatasaray'ın şampiyonluğu için kalan fikstürün açık ara en zor maçıydı. Çünkü bu sadece işte ya deplasman maçı Alanya iyi takım. Alanya iyi takım Alanya Spor'un oynadığı oyunu ve form durumunun altını dolduran bir cümle değil abi. Sadece iyi takım değil Alanya Spor. Çünkü son 4 maçını kazanarak buraya geldiler. Son 4 maç 4'te 4. Ayrıca son 11 maçta sadece bir mağlubiyeti vardı abi Alanya Spor'un. O da deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 kaybetmişlerdi ki Kasımpaşa zaten diğer yukarıda oynayan takımlardan biri. Yani ligin orta üst sırasındaki diğer takımlardan biri. Son 11 maç 1 mağlubiyet ve son 4 maçı kazanarak Galatasaray'a kendi sahasında maça çıktı Alanyaspor Spor. İlk 45 dakika bu oyun gösteriyor ki Alanya Spor iyi bir takım değil abi. Alanya Spor Fatih Tekke bir gün ileride çok iyi, çok büyük, çok fazla kupalar kazanan bir teknik direktör olursa Alanya Spor Fatih Tekke'nin ilk harikası. Yani bir takım Süper Lig Bir kere şunu çok net söyleyeyim. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra elindeki malzemeye göre en iyi futbol oynuyor Alanya Spor. Son 10-15 haftadır falan Fatih Tekke geldiğinden beri. Yani bütün bir oyunu bu kadar basitleştirip bu basiti bu kadar doğru ve istikrarlı bir şekilde yani 90 dakika içinde de istikrarlı bir şekilde oynayabilmek inanılmaz bir iş abi. Yani müthiş bir iş eldeki şu malzemeye göre. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Şimdi abi maçın ilk yarısı gerçekten iyi böyle orta orta üst sıra bir Bundesliga, orta üst sıra bir La Liga maçı izledik. Yani iki takımda ne tempodan top, özellikle topsuz oyunlarda yani baskıdan presten ödün vermediler ve iki takımda kendi birinci bölgelerinde yani Alanya Spor şu alan içinde Galatasaray şu alan içinde asla ve asla hatta şuralarda dahil, şuralarda dahil, kenarlarda dahil asla ve asla hedefsiz bir şekilde topa dokunmadılar bile. Yani daha kaleden Mustara ve Ertuğrul'dan itibaren başlayan hücumlar iki takımın da birinci bölgelerinden orta sahaya top geçene kadar iki takım da birbirine baskı yaptı. iki takım da topa oynadı. Oyunu sertleştirmediler, oyunu germediler, oyunu durdurmadılar. Kendi lehlerine oyunu yavaşlatmadılar. Top da aktı, oyun da aktı. Mükemmel de bir hakem vardı sahada. Birazdan Cihan Aydın'a da geleceğiz. İki takımın da hem oyunu topla beraber bu kadar hedef pas üzerine oynaması. Yani çizilmiş topla çıkma planları yaparak çıkmaya çabalaması ve buna presle karşılık vermeleri birbirlerine. Oyunu mükemmelleştirdi abi. Çok güzelleştirdi oyunu gerçekten. Şimdi oyun ilk yarı için bu kadar pozitifken bu kadar bizi hakikaten saha içini konuşturacak, taktiği konuşturacak bir noktadayken tek saçma hareket Fatih Hoca'nın atılışı. Abi dakika daha 19. Neye bu kadar sinirlenmiş olabilirsin ya? Hani neye kızdın abi? Pozisyon offside niye bayrak kaldırmadın diyor. E offside değil. Değil abi pozisyon offside. Hani yardımcı hakemi tebrik etmek lazım hatta. Tam çizgi pozisyon neredeyse. Yani 19. dakikadaki bir offside touch pozisyonu devamında hakemin üstüne yürüyüp muhtemelen küfür etmiştir. Çünkü öbür türlü kırmızı kart çıkartmaz. Yani uyarır veya ters hakaret etsen sarı kart yersin abi. Küfür edeceksin ki atıl. Yani zaten ondan sonra da çok fazla bir itiraz hakeme itiraz etti Fatih Hoca. Niye atıldığına itiraz etme o da biliyor. Muhtemelen küfür etti bilmiyorum. Ama 19. dakikada yardımcı hakemin üstüne 15-20 metre yürüyüp küfür edecek ne oldu abi? Ya ne oldu maç ne güzel akıyor. İki takımda topu ve oyunun bu şekilde akması daha bilinçli. Galatasaray'a göre pas hızı daha yüksek. Geride birinci bölgeden ikinci bölgeye ikinci bölgeden de topu direkt üçüncü bölgeye geçirirken oyunu zaten basitleştiği kısım orası. Nasıl yani? Abi sağ ayaklı ve fuleli deparlı Oğuz sağ kanatta sol ayaklı ve yine fuleli deparlı Yusuf sol kanatta. Bunların önüne Birinci bölgede ve ikinci bölgede işte Richard'la Ferin ayağı iyi. Stoperler topu fena kullanmıyorlar. İkisi de artık Balkovec de zaten topu çok iyi kullanır ki Karagümrük'te falan Farioli çok kullanıyordu Balkoveç'i topla çıkarken falan. Hader Jonay da çok kötü bir bekli idare ediyor. Çok sıkışsalar merkezden Efecan delebiliyor ve Efecan da iyi bir bağlantıdır. Artı ki Efecan mesela gene Farioli'den örnek verelim. Farioli sahte dokuz falan kullanıyordu abi. Bağlantı oyununu çok iyi oynar Efecan. Artı Topu buradan top yaparak ki Galatasaray'da bastı öne çıktılar yani. Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Van de. Topu buradan çıkartıp iki tane düz ayak oyuncunun önüne salıyorlar. Yusuf oraya. Könden Oğuz inanılmaz boğuştular. Hakikaten yani olağanüstü bir boğuşma. Hakikaten Premier Lig standartlarında bir depardaşma izledik. kön ve Oğuz'dan. Bütün maç inanılmaz bir ikili mücadeleye girdiler. Bu arada Oğuz Aydın'la ilgili şunu söyleyeyim. Artık çok net büyük takım yapar bu iki tane düz ayak oyuncunun önünde topu salıp bunların atletizmiyle çıkıyorlar. Yani merkeze top yaparak rakibi üstlerine çekiyorlar. Bunun içinde oyuncuların işte konumlandığı yerler, üçgenler, merkez orta sahanın devamlı şu üçgenlere dahil olması, sıkışınca Efecan'ın da bir ekstra opsiyon olarak böyle gezmesiyle beraber arkaya özellikle Oğuz Kön tarafını ki Yusuf'un da buradan bir tane getirdiği top var. Maçın ilk devrenin oyun bu kadar akmasına rağmen yani Galatasaray'ın işte Abdülkerim'le attığı bir gol var. İptal olan gene bir tane Abdülkerim'in sıyırdığı bir duran yani e, tam vuramadığı bir kafa vuruşu var. Bir de Icardi'nin gidemeyip yani Mertens'i Icardi'nin ikiye bir ama Icardi'nin gidemeyip çekmeye çalıştığı, çekemeyip düştü pozisyon var. Başka bir pozisyon yok Galatasaray'ın. Hani oyunu oynuyor Galatasaray'da. Merkeze kadar top yaparak geliyor ama merkezde basıp alıyorlar abi. Çünkü Sergio Orien'in ön alana bir katkısı yok. Bak geriden Birinci bölgeden Galatasaray pas yaparak çıkarken... ...Sergi oraya fena bir istasyon olmadı. Yani bütün topları olumu kullanmıştır. Ama öne gittiğinde Galatasaray... ...hiçbir ekstrası yok abi Oriye'nin. Yani hiç destek olmadı Barış'a. Hiç gelmedi ikinci adam gibi. Mesela Kaan ikinci yarı Icardi'ye asist yaptı abi. En basit örnek. Veya Ziyeh topu ayağına aldığında defalarca bindirdi Kaan. Artı... ...Yusuf'un buradan yaptığı bindirmelerde... ...Sergi Oriye... ...öne çıkamamasının sebeplerinden de biri o fizik olarak o patlayıcılığı falan olmadığı için. Zaten Okan Hoca'nın eleştirecek kısmı bu. Yani şimdi Zaha Trabzon deplasmanından dönüyor. Hattrick yaparak. Sonra bir daha yedek oturuyor mesela. Yani Barış Alper Yılmaz zaman zaman alternatif oldu. İşte beke kaydı. Sol beke gitti. Sağ beke gitti. Ziyeh bir... Zaten genelde ilk 11 başlamıyor Ziyeh. Ya da başladığı zaman bitirmiyor ya da başlamıyor. İşte ikinci yarı son yarım saat Abi Kerem Aktürkoğlu da oturabilir ya. Ve bu adamların sezon içinde çok iyi performa Kerem'in de çok iyi performansları var. Ama bu adamların da çok iyi performansları var. Bu adamların kulübede oturma oranı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok daha fazla abi. E şimdi forma adaleti varsa Kerem'in en azından haftaya ilk bir başlamaması lazım. Yani bak Ziyeh mesela bir ilk bir tercih olmayabilir. Yani belki ikinci yarı girdiği zaman daha belki biraz daha yorulan, biraz daha yıpranan, biraz daha Galatasaray'ın ya yani oyunun genişliyor. Çünkü takımlar yorulduğu zaman oyun genişler, açılır. O kadar sıkı, o kadar diri, o kadar birbirine yardımlaşarak tempoda kalamazsın. Yani yoruluyorsun çünkü. Oyun biraz daha genişlediği zaman Ziye öttürüyor. Ligi, ligi komple öttürüyor zaten o zaman. Kendi biraz da sağlıklı hissediyorsa. Fitse tamam yani. bugün Bugünkü gibi oluyor işte. O yüzden Kerem Türkoğlu'nun da artık kulübeye oturması ve şu performan ben haftaya Pendik maçında Zaha'nın 11 başlayacağını düşünüyorum. O artık Okan Hoca'nın tercih Kerem'in en azından haftaya bir kulübede oturması lazım abi oyunu yavaşlatan iki oyuncu çünkü Kerem'den oraya oraya öne destek vermiyor. Kerem de ne sol tarafta köyünün çıkabileceği kadar topla buluştu veya bir oyun kuruculuk yaptı. Ne de buraya gelip Galatasaray'ın Fer, Richard ve Efe Canlı orta sahaya yenilirken Kerem Demirbay da çok kötü bir devir oynadı. Oraya bir ekstra hani bir ulan orta sahayı kaybediyoruz. Geleyim burada bari ekstra olayım. Icardi'nin yanına gideyim ya da Icardi'ye bağlantı olayım ekstra olayım. Hiçbir ekstrası yok Kerem'in hücumda de olmayınca Galatasaray topu rakip yarı sahaya götüremedi. Götürdüyse de çok fazla tutamadı. Orada baskıyı oturtamıyorsun. Abi rakip yarı sahada topu tutmak, topu az kaybetmek bunlar büyük takımların alameti farikaları yani. Kerem'den oraya ikinci yarının başında sıfır yarı 0, 0 bitti. Yani mükemmel bir basit oyun ve basitliğin bu kadar efektif kullanışı yani Fatih Hoca'yı ayakta alkışlamak lazım. Müthiş. Müthiş bu kadar. bu kadar yani. Iki, sağ ayaklı oyuncu sağda, sol ayaklı solda. İkisi de hızlı. Burada topu yapın. Top yapabilecek setleri doğru konumlanmaları da çalışmışlar belli. Çalışılmış. Ondan sonra hızlı yani deparlıların önüne salın abi bitti. Onlar topu taşırlar. Kenardan orta yaparlar. Mesela Oğuz'un önüne atıyorsun. Oğuz sağ ayaklı zaten gidiyor. Topu hiç çekmesine basmasına falan gerek kalmıyor. Deparla gidip kesiyor. Bu hiçbir şey olmasa rakip savunmayı 40-50 metre geri koşturur. Bu geçişleri nasıl önledi Galatasaray? Önleyemedi. Nelson sayesinde 3 yani defa son anda Nelson var abi. 3 defa. İlk yarıda 3. Son anda Nelson. Son anda bir daha Nelson. Yani geçişi de Galatasaray kön gibi çok atlet bir oyuncu olmasına rağmen Mertens'in savunma desteğine rağmen Torreira'nın kesiciliğine rağmen Abdülkerim'in merkeze kadar çıkıp basabilme özelliğine rağmen geçişi savunamadı Galatasaray. Orjen'in de biraz kendini riske etmeden oynamaya çalışmasan hani yerimi kaybetmeyeyim mi falan filan. Ki ona rağmen Yusuf'un burada bir tane çok net deparı var. Geldi geçti oraya yani. Alanya'nın istediği gibi bitebilecekken devre skor olarak Nelson önce bir puan aldı. Sonra Okan Hoca da kalan iki puanı ikinci yarının başında Kerem Aktürkoğlu ile oraya çıkarıp yerlerine Kaan ve Ziyeh'i sokarak hem Barış'ı sola attı. Adercionay'ın karşısında ki Eksik kaldı abi Barış'ın karşısında. Barış'la fizik olarak mücadele edemiyorsun zaten. Balkoveç edemedi. Süper Lig'de Barış'la fiziksel boğuşabilecek bir oyuncu yani çok yok abi zaten. Yok yani. Hani yere çok sert basıyor. Çok sağlam basıyor. Artı size'lı ve adımlar fulleri nasıl baş edeceksin abi zaten yani fizik yani anatomik olarak baş edemiyorsun Barış'la. Fizik hani vücut yapısı olarak baş edemiyorsun. Hem geniş size'lı hep uzun adımlar var. Bir de hızlı bir de patlayıcı falan filan yani. Biraz oyun zekası düşük. Biraz top ayağındayken ekstra pas, ekstra bir kilit pas bulma vesaire yani oyun, saha görüşü falan bunlar düşük. Ama onun dışında patlayıcılık, ilk adım, inanılmaz bir ilk adım var abi. Atıyor geçiyor mesela. Arkasında boşluğu görürse, karşısındaki bekin. Çekiyor. Gene iki adım attıktan sonra topu sürüp bir adımla inanılmaz top. İki tane aynı gol attı abi. Fotokopi gibi iki gol attı. Bu oyuncular girdikten sonra olan fark da demin dediğim gibi Kaan'ın hem orta sahalaşabilme, yani buraya kadar çıkabilme hem Ziyeh topu ayağına aldığında Yusuf'u geri koşmak veya Balkoveç'i ekstra tehdit etmek zorunda bıraktırması. Kaan geliyor çünkü. Bir de fit girdi. Yani sadece ikinci yarı oynadılar. İlk yarıda da öyle Yusuf'un deparlarıyla ekstra yıpranmamış da oldu. Galatasaray sağ taraftan aldığı üstünlüğü. Barış'ın nefis bir golü. Yani nefis. Hakikaten Premier Lig golü. Ardından Ziye inanılmaz bir gol. Zaten göstere göstere vurdu Ziye. Daha top kaleye gitmeden Icardi elini kaldırıyor. Yani gol diye elini kaldırıyor Icardi. Daha top fileye değmeden. Ondan sonra Uijo ile Novais oyuna dahil oldular. Uijo ve Novais oynadılar. Richard çıktı burada da. Novais buraya geldi. Efecan kaldı. Uijo en öne gitti. Santrafor. Leroy Fer'in kırmızı kartı. Gereksiz bir kırmızı. Gereksiz bir kart. Yani her şeyden önce gereksiz bir kart görme çekti. Efecan'dan yan yer. Değiştiler. Ardından gene Barış'ın attığı gol. Gene neredeyse bir çünkü hissetti. Yani artık oyuncular sahada hisseder abi. İlk golü attıktan sonra neredeyse birebir aynı düzeyde golü atabileceğini hissetti. Şimdi Barış'la ilgili de şöyle bir şey var. Şimdi haftaya Barış sol kanatta başlasın. 11'de Barış sol kanatta oynama. Alakası yok abi. Barış da Tıpkı Ziyeh gibi maçların ikinci yarısında sol kanatta, ya yani Ziyeh sağda Barış solda oynarsa Galatasaray birçok maçı orayalara kalırsa bile çözer. Çünkü Barış ters ayakta biraz rakip savunmanın yıprandığı senaryoda etkili olabilecek bir oyuncu. Rakip diriyken Barış durdurulabilir abi. Rakibin temposu yüksekken, dinamizmi yüksekken, takım savunması daha yakınken, diriyken, güçlüyken maç başında falan Barış'ı durdurabilirsin. Ama tempolar biraz düşüp o demin dediğim tempo düştükten yorgunluktan sonra biraz o genişlemeler geri çekilmeler başladı mı Barış'a alan çıkıyor. Ve Barış'ın o ilk adımı o patlayıcı adımı bulabildiği anda soldan içeri kıvrıldığı her top pozisyon olur. Ne zaman? İkinci yarı hatta son yarım saat. Ziyeh de aynı şekilde. O yüzden ben haftaya muhtemelen Zaha 11 başlar dedim Barış'ın golü ve Icardi'nin de golü. Orada de, demin dediğim gibi Kaan'ın işte hücuma çıkmasıyla beraber. Çünkü çok rahat çıkıyor. Geri de dönüyor vesaire. Hani Sergi oraya alternatif bir bek olarak hani kanlı da yedekleyebilsin falan diye alınmış bir oyuncudu belki de. Ama Okan Hoca'nın en zor kağıt üstündeki açık ara en zor maçta sahaya atması çok enteresan tercih abi. Yani ilk 11 tercihi biraz problemliydi hocanın zaten. Bu arada Nelson'la ee, Kerem Demirbay çıktı. Zaha oyuna girdi. Davinson oyuna girdi. Mertens geri geldi. Barış biraz daha merkezde kaldı. Ondan sonra Sisto sufla değişti ve Endombele son hamleydi. O da Torreira ile değişmiş oldu Galatasaray'da ve 4-0 kazandı Galatasaray. Fatih Tekke'yi bir kere daha tebrik ediyorum. Keşke yani ligin boyu yeter mi buna bilmiyorum. Çok maç kalmadı. 5-6 tane maç kaldı ama yani burada inşallah bu oyunun karşılığı olarak yani beşinciliği alsalar çok sevinirim. Ama en azından ilk 7 8'de bitirmeyi kesinlikle hak ediyor. Fatih Tekken'in Alanya Spor'un şöyle bir şey var. Beşinci Çaykur Rizespor ki Beşiktaş aynı puanda alır. Dördüncü Beşiktaş'ta 48'er puandalar abi. Alanya'da 42 puanda. Hakikaten gelebilirler yukarı. Yani ligi beşinci bitireceğine en sevineceğim takım Alanya Spor olur. Bize oyunu, saha içini, taktiği, oyunla beraber bir oyuncu gelişimini bak Oğuz Aydın falan. Yani bunu konuşturtabilen bir hoca olduğu sürece onun takımını konuşmaktan en çok keyif alacağım iş olur. Bu lig için Galatasaray en zor virajı döndü diyebiliriz. Yani hafta pendik. Yani bir Adana Demir deplasmanı görüyorum. Karagümrük deplasman ama yani olimpiyatta oynanacak maç deplasman değil. Dün Fenerbahçe için de söyledim aynı şeyi. Karagümrük deplasman olur mu abi? Fenerbahçe neredeyse kaç bin adam var. Fenerbahçe, Kadıköy'de gibiydi maç zaten. Galatasaray'da da Rams Park'ta gibi olur. Muhtemelen o deplasman ve e, ee, içeride Fenerbahçe, içeride Sivas ve Konya deplasmanıyla bitiriyor Galatasaray'da. En zor maç Konya deplasmanında olabilir. ha, iş oraya kalırsa ama kalmadığı senaryoyu düşünelim. Son haftaya kalmadı diyelim. Adana Demir deplasmanı yine belki biraz zorlayabilir. Ama Galatasaray'ın rakipleriyle arasındaki fark bu. Galatasaray'da hem oyunla bir cevap verebilir Galatasaray. Yani oyunuyla, o pres oyunuyla, hareketliliğiyle, dinamizmiyle rakibe basarak topsuz oyun gücünden gelen A planıyla rakipleri yenebilir. Hem de bu sıkıştıysa ki bugün sıkıştı, bireysel yeteneklerle maçı çözebilir. Yani maç çözme, çilingirlik seviyesi sınırsıza yakın abi bu takımın Lig standartlarında. Bunu kabul edelim, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.